Bu kağıt üzerinde laboratuvar sonuçlarını görüyoruz. Hadi gelin birlikte üzerinden geçelim. Aslında bu değerleri ben yazdım ama burada yazılı olan değerlerin laboratuvarda ölçülmüş ve bana ait olan laboratuvar sonuçları olduğunu varsayalım. Amacımız bir sonraki sefer bunun gibi laboratuvar sonuçları içeren bir kağıt gördüğünüzde neyin ne anlama geldiğini biraz daha iyi anlayabilmenize yardımcı olmak. Benim yazdığım değerlerin hemen yanındaki sütunda normal değer aralığını son sütunda da birimleri görüyorsunuz. Evet. Şimdi hepsinin üzerinden sırayla geçeceğiz ve bunu yaparken bu değerlerin ne anlama geldiğini anlatan bazı kısaltmalar kullanacağım. Buraya kısaltmaları not edeceğim. Tabii bu kısaltmaları bulan ben değilim. Ben de bunları sizler gibi öğrendim. Bu değerler ve kısaltmaların dünyanın geniş bir kısmında aynı ya da çok benzer şekilde kullanıldıklarını da bilmenizi isterim. Şimdi karşınızda böyle bir laboratuvar sonucu olduğunda ve gördüğünüz değerleri çabucak değerlendirmeniz gerektiğinde yapabileceğiniz şeylerden biri şu. Öncelikle böyle bir şema çizin. Sol tarafına 5 rakamını yazın. WBC olarak İngilizce kısaltmasıyla gösterilen bu ilk satır aküvar sayısını ifade ediyor. Değerin 5000 olduğunu görüyoruz ve buraya yazdığımız 5 de bunu temsil ediyor. Bu şekilde bir 5 rakamı gördüğünüzde bu 1 mililitre. Başına binlerce hücre demektir. Peki bu hücreler hangi hücreler? Genel olarak beyaz kan hücreleri yani ak yuvarlar olduklarını söylemiştik. Ancak tam olarak hangi türde olduklarını birinci satırı takip eden 6 satırı inceleyerek bulabiliriz. Evet bu 6 satır bize bu yazmış olduğumuz değerin dökümünü verir. Yüzde olarak ifade edilmiş olmalarının sebebi de budur. Evet bu 5000 hücre nelerden oluşuyormuş bakalım. Segmentte nötrofiller, bunu üzerinde 61 olan bir S harfi ile göstereceğim. %3 bant hücresi varmış. Bunu da not edelim. %29'unu lenfositler, %4'ünü monositler, %1'ini bazofiller ve %2'sini de eozinofiller oluşturuyormuş. Yüzelerden bahsettiğimize göre burada verilen farklı al yuvar çeşitlerinin üzerlerindeki rakamların toplamının 100 olması gerekiyor. Hızlıca kontrol edelim. 7 artı 29 36 eder. Artı 3 39 ve artı 61 100 eder. Evet doğru. Vücudunuzda gezinmekte olan akyuvarların türlerini ve dağılımlarını bu şekilde yani üzerlerindeki rakamlara bakarak kolaylıkla görebilirsiniz. Bundan sonraki iki değer yani hemoglobin ve hematokrit şemanın üst ve alt bölümlerine yazılır. Böyle bir şema gördüğümüzde bu iki rakamın al yuvarlara ait olduğunu hemen anlarız. Evet, bu iki değer bize kandaki al yuvar içeriği ve miktarı hakkında bilgi verir. Bu bölümdeki son satırda ise trombosit sayısını görüyoruz. Bu 227 değeri ise mikrolitre başına 227 bin olarak okunur. Dikkat ettiniz mi? Akyuvarlar için mililitre cinsinden bahsediyorduk. Ama şimdi trombositler için söz konusu hacim değeri mikrolitre. Burada hücre kelimesini de tırnak içine almak istiyorum. Çünkü trombositlerin aslında hücre değil, hücre parçaları olduklarını biliyoruz. Bu 227 bin değeri her bir mikrolitre kanda kaç adet trombosit hücre parçası olduğunu gösterir. Bu tablonun birinci kısmı ve buradaki tüm bilgileri gayet hızlı bir şekilde bir şema ile özetleyebileceğimizi gördünüz söyle değil mi? Şimdi de kimyasal değerlere geçelim. Bir doktor eğer kimya 7 raporu isterse bu buradaki değerlerin ilk 7'sini içerir. Kimya 10'sa burada gördüğümüz değerlerdir. Bunu da bir şema üzerinde özetleyelim. Şuraya hemen çizelim. Kimya 10'daki son 3 değeri de buna yerleştireceğiz. Sodyumu sol üste yazarız. Altına 4,3 olarak potasyumu yazarız ve bu şekilde sırayla devam ederiz. Klorür 103, bikarbonat 22. Kreatini buraya 0,8. Kan üre azotu hemen onun üstüne 15. Buraya açlık glikozunu yazacağız. 92. Buradaki lades kemiğine benzeyen şemanın üst bölümüne kalsiyumu, bu tarafa magnezyumu ve son olarak buraya da fosfatı yazacağız. Kimya 7 testinin sonucu bunlar. Kimya 10 sonucu da bunların hepsi. Raporun son kısmında karaciğer enzimleri ile ilgili bir bölüm daha var. Bunun için de bir şema çizebiliriz. Bir X çizelim. Üst tarafa iki tane değer yazacağız. Total bilirubini yazıyoruz. 1,1 Hemen altına bir çizgi çizip direkt bilirubini de buraya yazıyoruz. 0,1 Sol tarafa AST'yi, sağ tarafa da ALT'yi koyuyoruz. En altta da alkelen fosfatazı koyalım. 76 İşte bu değerlerin yani sayıların dökümü de bu şekilde. Eğer buna benzer bir şema görürseniz artık ne anlama geldiğini, hangi değerin nereye yazıldığını biliyorsunuz. Örneğin buradaki 22'nin, alt değeri olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Kan değeri tablosu bu şekilde kısa ve hızlı bir şekilde özetlenebilir. Tabii ki böyle bir tabloya baktığımızda neyin ne olduğunu anlamanın yanı sıra değerlerimizin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu da bilmek isteriz. Bunun için elde edilen değerleri tabloda verilen normal değer aralıklarıyla kıyaslayarak herhangi bir değerin normal kabul edilen aralığa dahil olup olmadığına bakarız. O zaman şimdi de biraz normal değer aralığı ve bu aralığın ne anlama geldiği hakkında konuşalım. Şuraya hemen bir normal dağılım eğrisi çizelim. Tüm insanları içine katacağımız şekilde olsun. Ya da 10.000 kişi diyelim. Evet. Bu tüm insanlar olmayacak ama 10.000 de oldukça büyük bir örneklem olduğu için kabul edilebilir. Bu 10.000 kişinin hepsinin kandaki akyuvar değerlerini bildiğimizi düşünelim. Bir sürü farklı değer elde ederiz. Şimdi bu değerleri bir grafiğe yerleştireceğiz ve küçük de bir şema çizeceğiz. Bu aküvar sayımını veren eksen. Özür dilerim. aküvar sayımını bu eksene koymamız lazım. Buradaki değerleri 1000 bölü mililitre cinsinden ifade edeceğiz. Hemen not edelim. 1000 bölü mililitre. Bu eksene de frekansı yani insan sayısını koyalım. Frekans için bir F harfi koyuyorum. İnsanların çoğu buradaki aralıkta yer alır. Aslına bakarsanız bu aralığın insanların %95'ini kapsayacağını bile söyleyebiliriz. Evet, insanların çoğunluğunun aküvar sayımı 4,5 ile 10 arasında bulunacak. Bu aralıklarda zaten bu şekilde belirlenirler. İnsanların çoğunun hangi aralıkta bulunduğuna bakılır ve bu değerlerin içinde bulundukları alt ve üst sınır değerleri aralığı meydana getirir. Grafiğe baktığımızda burada %95 dediğimize göre burada olmayan bir %5 de söz konusu. Öyle değil mi? Demek istediğim tanım gereği karşılaşmamız gereken durum bu. İnsanların %5'inin değerleri de bu iki kurukta bulunacak. Bir aralıktan bahsedildiği zaman aralığın üstüne çıkan ve altına inen normal bir varyans olduğunu da düşünmeliyiz. Ama az önce söylediğim gibi normal değer aralığı insanların %95'ini kapsayacaktır. Normal aralığa nelerin dahil olacağını düşünürken normalin değişmesine sebep olabilecek şeyleri aklımıza getirmeye çalışalım. Örneğin birinin hematokrit değerini değerlendirdiğimizi ve bunun normal olup olmadığını anlamaya çalıştığımızı düşünelim. Bir bebeğin hematokritine bakarken sonucu bir yetişkinin hematokrit aralığında değerlendirirsem sonucun çok ama çok yüksek olduğunu görürüm. Neden diyecek olursanız yeni doğanların hematokrit değerleri çok yüksektir de ondan. Bu gayet normaldir. Bu yüzden de değerlendirmenin ya da karşılaştırmanın diğer yeni doğanlara göre yapılması gerekir. Yani aralıklar söz konusu olduğunda yaş önemli bir kriter haline gelir. Evet, kullandığınız aralıkların hastanın yaşına uygun aralıklar olduğundan emin olmalıyız. Buna ek olarak cinsiyet de değerlendirilmesi gereken bir başka önemli kriter. Örnek olarak da erkeklerin hematokrit değerlerinin kadınlara göre biraz daha yüksek olmasını verebiliriz kullandığımız aralıklar için yaş ve cinsiyeti göz ardı etmemeliyiz. Bir diğer önemli nokta ise bazı test sonuçları hatta değer aralıkları laboratuvara göre de değişiklik gösterebilir. Bu ilginç hatta şaşırtıcı bir durum. Hatta şu an ekranda gördüğünüz değerler için hemen internet üzerinden bir araştırma yapabilirsiniz. Farklı laboratuvarlar için farklı değer aralıklarının söz konusu olduğunu göreceksiniz. Evet, normal değer aralıkları laboratuvardan laboratuvara da değişebilir dedik. Bu tamamen ölçümün yapıldığı cihazların teknolojisi ve hassasiyetiyle ilgili bir durum. Aslında laboratuvar teknikleri de bu noktada önemli. Aynı laboratuvarda bile normal değer aralıklarının bir değeri elde etmek için kullanılan tekniğe göre değiştiğini görebilirsiniz. Bu durum özellikle biriminde uluslararası birim anlamına gelen burada İngilizce kısaltmasını gördüğünüz EU olan değerler için geçerlidir. Evet, bunlar yapılan tahlile göre değişeceğinden elde edilen aralıklarda farklı olabilir. Son olarak bir de durumu ekliyorum. Örneğin açlık glukozu tahlili için gelmiş bir ne ele alalım. Bu hastaya akşam yemeğinden sonra bir şey yememesi, kahvaltı da etmemesi gerektiği söylenir. Hasta sabah sağlık merkezine gelir ve kan verir. Bu durumda normal bir açlık glukoz değeri elde etmeyi bekleriz ve bu değer yüzün altında olur. Ama eğer hasta sabah bir şey atıştırdıysa, örneğin bir tost yediyse kandaki glukoz seviyesi artar. Elde edilen sonuç, doktor eğer sizin aç olmadığınızı biliyorsa kabul edilebilir. Neden diyecek olursanız sabah bir şey yediğiniz için metabolizmanız kan testindeki aralığı kendi kendine genişletmiş olur da ondan. Açlık şekeri söz konusu olduğunda yüzün altındaki değerler normaldir. Tok karnına bu testi yaptıran bir hasta içinse normal olmayabilir. Buna ek olarak bir de ilaç kullandığınız bir örneği ele alalım. Aldığınız ilaç örneğin potasyumunuzu düşürüyor olabilir. Bu ilaç potasyumun böbreklerden idrar yoluyla dışarı atılmasına sebep oluyor olabilir. Ve bu durumda da potasyum seviyesinin normalin altında olması beklenir. Yani bu durum normal kabul edilir. Kısacası normal değer aralıklarının kullanılan ilaç, sabahki açlık durumu veya medikal duruma göre de değişiklik gösterebileceğini hesaba katmamız gerekir. Durum diyerek anlatmaya çalıştığım da tam olarak bu. Normal değer aralığı ve sonuçları değerlendirirken değerlerimizin normal kabul edilen aralığın dışında olmasına sebep olabilecek tüm bu faktörleri de hesaba katmak gerekir.